Ramiz, hatırladın mı? Amma yaptın Ramiz. Sana bir ipucu vereyim. Senin dosyayı ben hazırladım. Başbakanlığa ben gönderdim. Bütün açıklarını ben buldum. Arkadaşlarla aranı ben açtım. Demir Yusuf. İddianameyi ben onayladım. Delilleri ben yerleştirdim. Hatırladın mı şimdi Ramiz? Seni ben sorguladım. Onu hatırladın mı? Kaç sene oldu? 19. Seni içeri ben yolladım Ramiz. Ne güzel günlerde. Texas gibi ha? Değil mi? Texas halt etmiş. İyi söyledin. O zamanlar Kenan'ın ricasıyla seni ben devirdim Ramiz. Çok zaman oldu. Büyümüşsün. Tanıyamadım. Şöyle tanı amcacığım. Bu koca dünyada bunun içine senin çalıştığın adamları koyuyorum. Geçmişten adamları. Hayratlı. Onu koyuyorum. Selma mıydı gazinodaki o karı? Onu da koyuyorum. Bak ne diyorum. Kenan. Onu da koyuyorum. Hepsinin arasında bir tek ben. Senden hiç korkmadım Ramiz. Ben seni aldım savurdum. Sen karşımda titredin. Bana hep beyefendi dedin. Özür diledin. Ceketini ilikledin sorguda. Ben senin kafana pabucumla bastım Ramiz. Hatırladın mı? Hatırlattığın iyi oldu. Hatırladım. Şimdi bu yaşında gençten birinin arkasına sığındım. Ben de bu gece onun dükkanını yerle bir ettim. Bu alem senindir Ramiz. İlkel çağlarda. Sonra benim oldu. Şimdi sen de benim karşımda duracaksın diyeceğim ama... Ayakların tutmuyor lan ihtiyar. Halinden utan. Ayaklarım tutmadığı için kalkıp gırtlağına sarılmıyorum senin, Demir Yusuf. Ama seni ayağıma getiriyorum. Ağzın hala laf yapıyor ama. Adamlarım da iyi iş yapıyor Yusuf. Telefonu aç. Aç telefonu. Oyuna geldim, değil mi? Temiz amirim. Bütün şişeler temiz. Acele edin hadi. Çabuk. Hadi hadi. Sallanmayın. Yürü hadi yürü. Yürü. Ne buldun? Fiş, kağıtlar, defter. Ne? Çoğu adam yok. Hiçbir şey yok mu? Yok amirim. Kim bu tıfıllar? Ne yapıyorlar burada? Doğum günü kutlamasına gelmişler. Hepsi 18'inden büyük. Kağıtları, izinleri. Tamam. Masalarda faturalar var mı? Yemek bacası, mutfak, tuvaletler. Onlar bile temiz komiserim. Ulan şehrin en temiz dükkanını mı bulduk basacak? Beğendiniz mi? Seni hiç unutmadım. Demir Yusuf, hiç unutmadım. Onca yıl, hiçbir dakika unutmadım seni. Yusuf,
Sen niye buradasın ha? Tesadüf mü zannettin Yusuf ha? Tesadüf mü? Bak o dosyanın içine. Ramiz Karaeski diye geçen hiçbir şey tesadüf değil. Senin şimdi burada olman 20 yıldır belli Demir Yusuf. Niye mi? Çünkü ben seni hiç unutmadım. Beni karşına mı alacaksın? Deli misin sen ha? Biz deliyiz. Bak şu pencerelerden. Gölgeleri görüyor musun Demir Yusuf? Gölgeleri görüyor musun? Onların kim olduğunu biliyor musun? Hatırlıyor musun? Savaş mı açacaksın bana? Onlar seni hiç unutmadı. Hiç. Kötülük ettiğin, eziyet ettiğin, ailelerini üzdüğün bu insanlar seni hiç unutmadı. Sen onları hatırlıyor musun? Yirmi yılda çok arkadaş edindim Demir Yusuf. Onlarla ortak bir yanımız vardı. Neydi biliyor musun? Sendin. Sen. Yirmi yılda çok hazırlık yaptım. Çok insan yetiştirdim. Ama birini sadece senin için yetiştirdim. Sadece senin için. Ezel. Kısık sesle söyle, duyar gelir. Kafayı yemişsin sen. Seni buradan. Tehlikeli Kenan. Bari topla kendini. Üzülme. İlk seferinde olur öyle. İlk seferinde. Ya lafın gelişi, ben seni bir daha silaha dokundurtturur muyum? Benim için yaptın Kenan. Bırak da ilgileneyim seninle. Olur. Gidecek başka bir yerim yok ki Ramiz. Katil oldum ben. Nasıl unutacağım? Unutmayacaksın çocuk. Ama geçecek. Her geçen gün biraz daha azalacak. Bir gün bir bakmışsın, unutmamışsın ama geçmiş. Böyle aşk acısıyım. O mukayese dışı. Ya şöyle arkada biraz dinlensen.
Bir mektup var. Selma ablaya gelmiş gazinoya. Bulamadım onu. Ver bana. Tamam, iletirim ben. Peki. Çay mı kaldın? Demli bir çay var. Hepsi benim suçum. Ramiz'i de tanışmak istedim. Sonra buluşma yerine düşmanını gönderdim. Niyetim seni korumaktı. Ne var ki sen beni korudun. Ramiz beni öğrenmesin diye çektin ya o dediği. Ben ömrüm vefa ettikçe seni hiç bırakamam artık. İster sırtımda Kenan ol, ister katil. Sen benim kardeşimsin Kenan. Kanımsın. Selma'yı al gel. Nikahınızı kıyalım. Herkesi geride bırakıp yepyeni bir hayata başlayalım. Müsaade et, sana abilik edeyim artık. Bir cevap ver. Yalvarırım. Ağabeyin senin. Hep birlikte yepyeni bir hayat. Aslanım. Buyur dayı. Al bunu, Uğurlu Holding var Şişli'de. Orada Selim Uğurlu'ya teslim et. Kenan gönderdi de, kaybol. Emri olur dayı. Önceden mi tanıyorsun Karaeski'yi? Kenan'ı anlatmadı mı? Kenan Bilgan. Bir şey anlatacak. Yapıyor mu öyle şeyler? Karına yapıyor gibi öyle şeyler. Kenan'ın derdi hep Ramiz miydi? Hep. Öyle hemen indiremezsin öyle adamları. İnce ince çalıştık. Her şeyini bilirim o adinin. Şimdi hemen indiremez misin? Niye işi gücü bırakıp sokağa indik Cengiz? Yılanın kafasını daha kaldırmadan koparacaksın. Dayı. Sen bilirsin. Bu Eğir. Nedir zayıf noktası? Zayıf noktası... Karşı konulunca sinirlenir, acele eder. Yani benim zayıf noktası benim. Peki telefon. Geri dönüyoruz.
oyun oynuyor. Ne oyunu? Kimse yok burada. Dalga geçiyor ihtiyar. Mesaj gönderiyor. Neresi burası biliyor musun? Toplantı yeri. Sana o Ade hakkında her şeyi bilirim dedim ya. O da bildiğimi biliyor. 20 Kasım 1973'te Hayratlı Sait isimli İstanbul'un en büyük babası Luna Park'ın birinde öldürüldü. 21 Kasım'da polis şüpheli Ramiz Karaeski'yi tam bu hanın önünden aldı. Önemi ne o günün? Dayı bu şehrin başına o gün geçti. Tamam doktor bey. Ben annem için ziyarete geleceğim zaten sizi. Sağ olun, iyi günler. Çıktı dışarı. Cengiz'i aradı. Ben gideyim konuşayım mı? Ha, öğreneyim neymiş. Söyler bana. Ben gideyim bulayım abi. Vardır illa işin içinde bir iş. İkili oynatırız ha dayı. Ben senin kitapları okuyup duruyorum. Bak kafam nasıl çalışıyor. İkili oynatırız. Ajan yaparız onu. Ajan olsun. Çocuk. Ha dayı. Sus. Ezel. Söyle. Tevfik. Bugünlük paydosun. Ali sen Şebnem'i... Olmaz. Olmaz. Bulur getiririm ben onu. Neredeyse bulur getiririm. Vallahi getiririm. Burada oturmam. Benim sorumluluğum abi. Artık senin sorumluluğun değil Tevfik. Ali Tevfik'i istirahat ettir. Benim sorumluluğum. Lan! Bir ay önce aldım bunu. Kutuda taşımıyorum anlaşılmasın diye. Sen anlarsın abi. Ha, sen anlarsın. Benim sorumluluğum. Buraya getir. Konuşma, bir şey anlatmasın sana. Burada hepimiz anlasın. Bakalım ne bileyim, belki vardır bir şey. Ha, değil mi? Değil mi? Buraya getir Tevfik. Ezel, şimdi bu kız buraya gelince ne yapacağına karar verdin mi? Anlamadım. Ezel anlar. Hı? Bu kız ne zamandan beri öbür tarafta? Mert'ten önce mi? Bahar'dan önce mi? Hı? Eğer öyleyse bu kız buraya gelince ne karar vereceksin Ezel? Ben verirsem affı yok. Benim kitabımda af yok. Ali. Bahar o. Tefo be. Aşık olunacak kadını buldum. Benim kitabımda da af yoktur. Geldiğinde konuştur Ali. Bu kolay, konuştururuz da. Sen düşün. Öyle çıkarsa ne yapacaksın Şemlan'ı? Unutma Cengiz. Bu işte ilkeler başta gelir. Bizim gibi adamları onlardan ayıran bizim değerlerimiz var. Unutma Yusuf abi. Senden çok şey öğreniyorum. Hiçbirini unutmayacağım. İyi. Derler ya Allah'ın hakkı üçtür diye. Eşit koşmak gibi olmasın ama üç iyidir. Dostuna düşmanına üç hak vereceksin. Üçü doldurunca
oracıkta boğacaksın. Tamam. Senin de üç etti Cengiz. Ne üç etti abi? Üç kere yardım teklif ettin bana. Bir, İskender. İki, kulübe polis baskını. Üç, şimdi bu toplantı. Üçünde de sayende aldım elime. Yusuf abi. Üç etti Cengiz. Benden değil vallahi. İçerideki adam, yani daha doğrusu kadın. O söyledi hepsini. Öyle mi? Öyle. Ya vallahi öyle. İkimizi de kandırdı. Simit ister misin abi? Yusuf Bey, siz ister misiniz? Üç kere yani. Üç kere kandırdı seni. Evet. Üç kere kandırdı. Ya dur bir dakika. Yine mi? Üç hakkı doldurunca oracıkta boğacaksın Cengiz. Sen boğmazsan ben boğarım. Tamam. Tamam. Neydi kızımızın adı? Şebnem.